Hayırlı sabahlar. Malum zaman zaman halkın gündeminde neler var? öncelikli olarak neler halkı düşündürüyor? Endişelendiriyor vesaire. Bu konularda anketler, araştırmalar, kamuoyu araştırmaları yapılıyor. Bu araştırmalardan birini yakın zamanda Saros araştırma şirketi yapmış ve yaptığı kamuoyu yoklamasında size göre bugün Türkiye'nin önemli sorunu nedir? diye bir soru sormuş

ve yine aynı oranda %1.2 düşük emekli maaşları. Araştırma sonuçlarına göre halkın büyük bölümü 2024'te ekonominin çok kötü olacağını düşünüyor. %57.5 mevcut duruma göre daha kötü olur derken %11.4 aynı kötü vaziyet devam eder kanaatini ifade etmiş. İyi olur diyenler sadece %23.7 ki bunlar herhalde iktidar nimetleriyle hayatı sürdürenler. Onların oranı %23.7. %7.3 ise herhangi bir kanaat beyan etmemiş. Tabi bu sonuçlar ortadayken seçim sonuçlarının bunlarla kıyaslanması izahı mümkün olmayan çelişkilerle bizi karşı karşıya bırakıyor. Ekonomiden memnun değil büyük çoğunluk ama gene %50 gibi bir oy alabiliyor iktidar bloku. Tabi seçimden sonra yine her zaman olduğu gibi keşke ellerim kırılsaydı da vermeseydim diyenler de eksik olmuyor. Ama tabi işten geçmiş oluyor. Seçimde bu tercihi yaparken çok daha dikkatli ve isabetli bir muhakeme neticesinde ona göre bir tercih yapılmış olsaydı bu sonuç çıkmazdı. Ve şimdi bu sonuçlar %80'e yakın bir kesim için en önemli meselenin ekonomi olduğunu gösterirken, en önemli sorun adaletsizlik diyenlerin %5.6 ile üçüncü sırada kalması çok manidar ve dikkat çekici ve düşündürücü. Aynı şekilde cevaplar arasında demokrasiden uzaklaşılması, hak ve hürriyet ihlalleri, kısıtlamaları ve gaspları gibi bir şıkkı göremeyişimiz de gene tuhaf. Hukuk ve adaleti, hürriyeti önemsemeyen bir toplum görüntüsü veriyor bu tablo. Tabii ki çok sınırlı sayıdaki katılımcılarla yapılan bir araştırmadan geneli kapsayan sonuçlar çıkarmak doğru olmaz. Ama bu sonuçların toplumun geneline hakim yaklaşıma ilişkin kayda değer ipuçları verdiği de herhalde göz ardı edilemez. Sahadaki gözlem ve tespitlerle de teyit edilen vaka şu ki toplumda adalet, hukuk, demokrasi, hak ve hürriyetler konularındaki duyarlılık ne yazık ki istenen ve olması gereken seviyede değil. İnsanların çoğunun öncelik sıralamasında bunların yeri yok. Hukuku, adaleti, demokrasiyi, hak ve hürriyetleri çok fazla önemsemeyen bir yaklaşım. Ve çoğunluğun birinci gündemi ekonomi. Ama işte buradan sonrası söyleyeceklerimiz son derece önemli. Adalet ve hürriyet hassasiyetindeki eksilme ve azalma ile ekonomik daralma paralel gidiyor. Bu çok enteresan bir paradoks oluşturuyor. Hürriyet ve adalet hassasiyeti eksildikçe ekonomide sıkışıyor. Ekonomide daralıyor. Demokrasi daralıp adaletten uzaklaşıldıkça ekonomi de sıkıntıya giriyor. Çünkü hukuk güvenliğinin bulunmadığı, hak ve hürriyetlerin güvencede olmadığı, şeffaflık ve denetim mekanizmalarının işlemediği bir yerde ekonominin de sağlıklı olması beklenemez. Ekonomik faaliyetin canlılık kazanabilmesi için insanların kendilerini güvende hissetmeleri lazım. Yatırımcıların hukuk güvenliğinden emin olmaları lazım. Yatırım yaptıkları zaman başlarına herhangi bir şey gelmeyeceğinden emin olmaları lazım. Onun için Türkiye'de son dönemde tek adam rejimiyle özellikle hukuk ve hürriyetten, demokrasiden uzaklaşılması yerli ve yabancı yatırımcıları da vazgeçiriyor. Yatırım yapmaktan vazgeçiriyor. Yatırımlar olmayınca da ekonomi kötüye gidiyor her geçen gün. İstihdam azalıyor, işsizlik artıyor, pahalılık artıyor, gelir uçurumu artıyor vesaire. Dengeler tamamen bozuluyor. Öteden beri bu konular gündeme geldiği zaman sorulan bir şey var. Ekmek mi, hürriyet mi? Bu sualde ifadesini bulan vaka bizi dönüp dolaşıp aynı yere getiriyor. Ekmek için hürriyetten ve adaletten vazgeçen, onlara hak ettikleri önemi vermeyen toplumlar ekmekten de oluyorlar. Dolayısıyla öncelik her hal ve şartta hürriyet ve adalet olmalı. Hürriyetin ve adaletin olduğu yerde ekonominin de daha rahat bir şekilde gelişmesi birçok örnekle dünyadaki sabit onun için önce adalet diyelim, önce hürriyet diyelim. Ekonomi ve ekmek ondan sonra peşinden gelir. Ama hürriyet ve adalet daralırsa, kısıtlanırsa, eksilirse, mahrumiyetini çekersek işte son dönemde, son süreçte yaşadığımız gibi ekmeği bulmakta da zorlanır hale gelir. Nitekim ucuz ekmek kuyruklarının bu dönemde gittikçe uzaması ve dar gelirlilerin alabildiğini daha derin sıkıntılara sürüklenmesi bunun bir tezahürüdür. Türkiye 15-20 Temmuz sürecinde ve tek adam rejimiyle birlikte içine girdiği, içine sokulduğu türbülansta demokrasi ve hukuk ilkelerinden fersah fersah uzaklaştı ve bunun neticelerini de ekonomide gittikçe derinleşen bir kriz şeklinde yaşıyoruz, yaşamaya devam ediyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin bu hukuksuzluk sürecini, demokrasiden uzaklaşma sürecini bir an evvel son erdirip kapatıp hukukun ve demokrasinin işlediği bir yeni sayfayı yeni dönemi yeni süreci açması lazım ki ekonomi de düze çıksın feraha ersin